Arkadaşlar hoş geldiniz. Dedim. Ama kişi sayımız az şu anda. Merhabalar, merhabalar. Teşekkür ederim Feyza. Merhaba Ahmet. Hocam merhabalar. 2022 KPSS lisans. Evet. Coğrafya kısmı ikinci sınavda birinci sınava kıyasla daha böyle değişik soru tarzları vardı. Zaten konuşacağız şimdi. Onları konuşacağız. Saat tam 9 olsun. Biz de başlayalım. Ön lisansta da zor sorular vardı. Saat 9 olduğunda başlayacağız arkadaşlar. Konuşacağız. 2023'ü de konuşacağız. Nasıl kahve? Evet. Ne var ne yok arkadaşlar? Sizi sormalı. Sizde ne var ne yok? Hafif Gölü'nü anlatmıştık hocam. Yani biz Hafif Gölü'nü hem yani uzaktan eğitimde arkadaşlara hem de sosyal ağlardaki videolarımızda anlatmıştık ya. Hafif Gölü'nden bahsettik yani. Hem Instagram'ımızda bahsettik, hem YouTube kanalında bahsettik, hem Tek Düzen'de ders anlatırken bahsettik. Zaten tüm sorulardan bahsettik ama beni asıl mutlu eden arkadaşlar, beni asıl mutlu eden Hafik Gölü'ne değinmekti yani. Zaten diğer sorulara işte Uşak Kışla'da o altın madeni sorusu, onlara falan filan zaten onlara değinmişiz ama Hafik Gölü'ne değinmek beni ayrıca mutlu etti. Yeni planlama gayet mantıklı şu anda. Play yolu haritamızı çizmemiz lazım. Saat de 9 oldu sanırım. Evet. Evet, hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Kıymetli dostlarım. Hemen şuradan ben bir kalem. Şöyle bir vurgulayıcı diyelim. Oradan da moru seçelim. Tamamdır. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Tek Düzen canlı dersinde birlikteyiz. Hemen ben şöyle size şundan bahsedeyim. KPSS coğrafya kısmı ile ilgili öncelikle iptal edilen sınavdan bir yorum yapalım. Önce orayı değerlendirelim. Bir kere iptal sınavında sorular eleyici değildi. Allah var yukarıda. Yani sorular normal üstten çalışan birinin yapabileceği düzeydeydi. Üstten çalışan biri 14-15 net bırakabilirdi. 12-13 net, 14-15 net bırakabilirdi ama tam teşekküllü hedefi olan, bir hedef peşinde koşan ve istediği sıralamayı almak isteyen biri ise normal bir sene boyunca çalıştığı anda 18'de 18 yapabilirdi arkadaşlar. Yani İptal sınavında, değil mi Feyza? İptal sınavında böyleydi, değil mi? İptal olan sınavda. İkinci sınav normal bu arada. Senin yazdığın net şu anda ikinci sınav için normal bu arada. Dediğim gibi ilk sınavda 12-13 net. İptal olan sınavda 12-13 net. Üstten çalışan, ama bak çalışan diyorum yine, bak dikkat edin. Yapardı ama hedef olan birinin yine çalışması gerekiyordu. İkinci sınava gelelim. Ben her zaman tüm platformlarda arkadaşlarımı ikinci sınava göre hazırladım. Kimi zaman bu yönde eleştiri aldık. Hocam çok detay anlatıyorsunuz. İşte hocam, ortaöğretimi de konuşacağız. Hocam bunları sormuyormuş. Yani bunu sormuyormuş dediğin anda bu muşu kim acaba? Muş kim?
sormuyormuş diyen kim? O önemli. Veya işte şu ters yeri sordu ya ikinci sınavda. Adama diyorum ki işte birinci zaman paleozoik falan, üçüncü zaman ters yer diyorum. Hocam bu ikinci Latince isimlerini sormuyormuş. Bu muş kim ya? Yani bu muşu ben merak ediyorum kim olduğunu. Sormuyormuş. İnsanları yanlış yönlendirmek iyi bir şey değildir. Biz yine de arkadaşlar o zamanların Latincesini bahsettik, sorabileceğini. Yok bunu sormuyor, onu sormuyor, şudur budur. Yani böyle bir şey yok arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Konu kapsamında. Varsa bu kapsam bakıyorsun. Bu arada ikinci sınav kapsam geçerliliği müthişti bu arada. Yani kapsamı gayet güzel. Soruların dağılımı çok iyiydi. Soruların tarzına geleceğim. Ama önce şunu söylemek istiyorum. Artık şundan sıyrılalım. ÖSYM böyle soruyormuş. ÖSYM bunu sormuyormuş. Bu muşları bırakalım artık. ÖSYM her şeyi soruyor. Gördük. Hafik Gölü sorusuna gelirsek. Geçen mutlu olduğum bir soruydu. Arkadaşlar Hafik sorusu çok böyle detay bir soru değil. Ben size öncelikle bunu söyleyeyim. Hafik çok detay bir soru değildi. Hafik bilinmesi gereken bir bilgiydi. Ve ben kendi YouTube kanalım, işte dersler anlattığım YouTube kanalı, işte olduğum platformdaki Tekuzem'de, Instagram canlı yayınlarında Hafik Gölü'nden bir bir bahsetmişim. Ben değil, bunları insanlar söylüyor. Niye bahsedeyim? Hafik Gölü. Hocam niye Hafik Gölü? Tamam, eleyici soru olabilir ama çok ağam şam böyle yıkım sorusu değil. Tamam mı? Yıkım sorusu değil bir kere. Onu bir kere söyleyeyim size. Gelelim. Sınavın kapsam geçerliliği güzeldi. Eleyici sorular, müthiş eleyici sorular vardı. Hiç ona lafım yok. Ama böyle Hafik sorusu için çok zor soru demek doğru olmaz. Salt bilgi olduğu için ben çok zor soru yorumuna katılmıyorum. Bilmemiz gereken bir göldü. Gelelim arkadaşlar. Bir şey sormuştunuz az önce. Onu da şey yapalım dedim. Şimdi sorularda arkadaşlar şunu gördük. ÖSYM'nin o ikinci yeni komisyonun soru tarzında şunu gördük. Bir kere soruları o geçmişteki soru, hani geçmişteki komisyona benzetmemiş sorularını. Ne yapmıştı bu sınavda? Son sınavda arkadaşlar Hızır Gölü, tabii o biraz, o da biraz bak şimdi. Hızır'ı sorsa daha detaylı bir soru ama Hafik hiç duyulmayan bir şey değil. Ki değinmişiz yani. Her yerde paylaştım ben bunu. Çok mutlu oldum hatta Hafik Gölü ile ilgili. Orta öğretimle de konuşacağız. Onu da söyleyeceğim ben arkadaşlar. Yeni komisyon bir kere önceki komisyonun sorduğu soruları dan kaçınmış arkadaşlar. Onu size söyleyeyim. Yani yeni komisyon önceki komisyonun sorduğu sorulardan kaçınmış. Terso dediğim ben. Terso diyorum ben buna. Tersten sormuş soruları. İşte klasik salt, hani klasikleşmiş sorular var. Tamam mı? İşte masif arazi sorusu gibi. Anlatabildim mi? Yani ÖSYM masif arazi sormaktan bıkmadı. Ama o gitti, yani üçüncü zamandaki olayları verdi, hangi zaman diye mesela sordu. Bu terso bir soru benim şeyimde. İşte o Batı Torosların göllerini, Kastik göllerini, orayı sormadı da gitti Hafif sordu, terso yaptı. Yani ben buna tersten sordu diyorum soruları. Yani klasikleşmiş, kalıplaşmış yerleri değil de daha farklı bir soru tarzı ortaya çıkarttı. Ve özellikle vatandaşlık kısmında da var. Coğrafyada da bir metin veriyor. Bu metini verip alttan bu nereyle ilgilidir diyor. Haritayı veriyor, nereyle ilgili diye soruyor. Metin nereyle ilgilidir diye soruyor. Yeni sınava bakın arkadaşlar. O özellikle bakın... net soruları var. Mesela o dağ sorusu yazdı hocam. Mesela dağ sorusu net soru. Hafik Gölü net. Bunlar bilgi sorusu. Bilmen gerekiyor. Yorum sıfır. Direkt bileceksin. Tak. Ha, yorum da sormuş bu arada. Dediğim gibi bir metin var. Onu, metni sana buldurmayı çok seven bir komisyon. Bu her yerde arkadaşlar. Her yerde var. Ses Şeyma, seninle ilgilidir muhtemelen.
Buna dikkat ediyorsunuz. Yeni sezonla ilgili de ondan önce şunu söyleyeyim. Bence yeni komisyonun soruları gayet kaliteli, gayet güzel sorular. Dediğim gibi klasikleşmiş soruların dışına çıkıyor. O yüzden coğrafyaya iyi çalışmak gerekiyor. Ben kendi branşım adına söylüyorum. Arkadaşlar çıkmış soruları çözemiyoruz. Telifli olduğu için Feyza biliyorsun ÖSYM beni hapislere düşürmeyin. Beni hapislere düşürmeyin bu yaşta etmeyin. Evet, beni kim bakacak hapiste? Evde mi? Ha, siz mi? Şimdi de siz mi? Tabii çıkmış soruları çözün. Tabii ki çözün hocam. Çıkmış soruyu çözün. Onda sıkıntı yok. Ben çözersem sıkıntı. Yeni orta öğretimle ilgili şunu sorayım. Arkadaşlar sizi çok yoracaklarını düşünmüyorum orta öğretim. Bence orta seviye sorular gelecektir. Hiç çalıştıysanız hiç korkacak bir şey yok. Coğrafyayı yaparsınız. Bunu söyleyeyim size. Çok böyle ahım şahım bir zorlama beklemiyorum. Kendi adıma söylüyorum. Orta seviye düz bilgileri sorup geçecekler diye düşünüyorum. Orta öğretim KPSS içinde bunu söyleyeceğim. Yeni dönemle ilgili. Biliyorsunuz beni tanıyanlar bilir. Biz başladık. İşte UZEM'de değil de yüz yüzelerde başlattık. 2023 KPSS 2 ilde başlattık. Arkadaşlar teşekkür ederim benim. Bence bir geçmişi bir kenara bırakıp çok yoruldu, yıprattı, mahvetti. Yani sadece sizleri değil bizleri de yani bu sürecin içindeki herkes yıprandı. Bunun kurumları da, yöneticileri de, öğretmenleri de, kursiyerleri de yani herkes yıprandı. Çok yıprandık, hepimiz yıprandık. Yani biz artık tekrar dersi yapmaktan yani ben artık bir hal oldum. Yani bir sınıfa 6 kere tekrar dersi yapmışım. Çok yorucu bir süreçti. Hocam derdiniz bu mu sizin diyeceksiniz şimdi. Bu işin bir de mental tarafı var, fiziki tarafı var. Ben sizi çok iyi anlıyorum. İnsanlar ne hayatlarda ne şartlar altında bu sınav hazırlanıyor. Gerçekten garip. Hayatımda ben bu 2015'ten yani 2012'den beri KPSS'ye giriyorum. 2015'ten beri de bu sektörün, bu piyasanın içindeyim. Hayatımda gördüğüm değişik bir seneydi. Yani değişik şeyler gördük biz. Yıllar geçirdik. Yani ilk defa ben böyle bir şey gördüm ya. Yani ilk defa böyle bir süreç gördüm. Hem çalışanlara, insanlara yazık yani gerçekten. Rabbim herkesin yardımcısı olsun bu konuda. Her şeyde bir şaibe var. Böyle demeyelim de. Yani bilemiyorum. Gerçekten insanları soğuttular. Ama bence ben size şunu söyleyeyim. Yediler mi? Burada subliminal bir mesaj mı veriyorsunuz? Sorunların benzeri. Bilemiyorum ya. Bir şey diyemiyorum. Şeyma, sen ne sormuştun ki? Son günlerde deneme. Deneme çözeceksin Şeyma. Tamam mı? Deneme çözeceksin. Son günlerde deneme çözeceksin. Tamam mı? Yapacak hiçbir şey yok. Heyecan yapma. Deneme çöz. Kendi içini rahatlat. Otur bir deneme çöz. Tekrarın varsa, böyle bir niyetin varsa, kendini senden iyi bilen yoktur. Bu süreci çalıştıysan, bu süreci buraya getirdiysen otur, tekrarını yap, denemeni çöz. Artık olan oldu, biten bitti. Geriye çok odaklanma, ileriye bak. Tamam. İki üç deneme iyidir. İki üç deneme iyidir. Günde iki üç deneme iyidir arkadaşlar. Dediğim gibi toparlanmalıyız. 2023 sürecine başlamalıyız arkadaşlar. 2023 artık girmeliyiz. Sizi çok iyi anlıyorum. Bıkmış olabilirsiniz, yorulmuş olabilirsiniz. Kendinizde o gücü bulamayabilirsiniz ama burası Türkiye. Başka yolu yok. Çalışmalıyız. Çok çalışmalıyız. Hani futbolda var ya hakem senden değilse de şey diyor, hakemi değineceğiz diyor ya. Şartlar sizden yana olmayabilir. ÖSYM'yi değineceğiz. Herkesi yenmemiz lazım. Çok çalışıp herkesi yenmeliyiz. Maalesef
Yapacak hiçbir şey yok. Yani ben arkadaşlar futbolla ilgili hocam elimde deneme yok maalesef. Yani elimde deneme yok ama PDF bakarım. Bana Instagram'dan ulaş. Varsa atayım sana. Instagram'dan bana yaz. Yani futboldan örnek verdim dediğim gibi yani şartlar bizden yana olmayabilir. Hani diyorum ya hakem böyle şöyle yönetti. Hakemi de yen diyorlar. Ben de diyorum ki ÖSYM'yi de yen. Bunun çaresi var. Çok çalışırsak yenebiliriz. Çok çalışırsak başarabiliriz, yenebiliriz. Ne hocam yani biz eşit olmayan şartlarda mı yarışacağız? Benim kastettiğim şey bu değil. Benim tabii ki bir haksızlık varsa onun peşinden emin olun ki biz koştuk. Yani koşarız da sıkıntı yok. Yani elimizden geleni yaptık yine yaparız hiç önemli değil. Ama dediğim gibi bu işin tek bir formülü var. 2023 KPSS için çaresi yok çalışacağız. Bunun bu çaresi yok. Tamam mı? Ben size şunu söyleyeyim. Instagram Koray Hocam Coğrafya Hocam. Koray Hocam Coğrafya. Bir saniye. Hatice Hanım, Hatice Hocam. Emin olun ben sizin bak çok iyi anlıyorum. Ben hem online'da hem yüz yüze neler neler görüyorum. Nelerle karşılaşıyorum. Çok iyi anlıyorum ben sizi. Yani bu ne hayatlar, neler neler var, neler neler. Hey. Ama yazık işte. Diyorum ya. Burası Türkiye işte. Yapacak hiçbir şey yok. Çaremiz çalışmak. Ya boyun mu eğelim hocam? Biz siz susalım mı? Ben size boyun eğin. Susun demiyorum. Hakkınızı tabii ki arayacaksınız. Ama ben diyorum ki bizim bir silahımız var. O da çalışmak. Ben size hakkınızı aramayın. Boyun eğin falan demiyorum. Ama silahımız belli. Çalışmak, çalışmak, çalışmak. Çaresi yok. Ben nice atananlar gördüm, kadroya geçenler gördüm. Yaptıkları tek bir şey vardı, çalışmak. Emin olun bir yerde haksızlık varsa zaten ilk biz, emin olun koştururuz yani. Özellikle bu konuda Tekuzem'in genel koordinatörü Mehmet Nurullah Gök. Kendisi zaten savaş verdi. Kendisini tebrik ediyorum. Gerçekten burada olduğum için de demiyorum. Müthiş bir çaba sarf etti her alanda. Gerçekten böyle insanlar, ben de kendisini çok severim. Ayrı bir muhabbetimiz vardır kendisiyle. Gerçekten bu süreçte bence hakkını teslim etmek gerekiyor. 2023 nasıl olur? 2023 sınavı nasıl olur? Bak şimdi ben size şunu söyleyeceğim. Yine komisyon aynı. Yine kaliteli sorular gelecektir. Ben size 2023 lisans için konuşuyorum şu anda. Yine kaliteli sorular gelecektir. Bir şey gördük. Sen dağlar konusuna çok hakim olabilirsin ama dağların yerini ya da bir konuya çok hakim olabilirsin. İllerin yerini bilmiyorsan o soruyu yapamıyorsun. Yani şunu demek istedim. Konuya çok hakimsin. Adın gibi biliyorsun konuyu ama harita bilgin yoksa o soruyu yapamıyorsun. Amin cümlemizin, hepimizin karşılığını versin. Evet, arkadaşlar dediğim gibi haritaya önem verin. Konuyu çok iyi bilsen de haritayı bilmediğin anda soruyu yapamıyorsun. Konuya o kadar hakimsin ki adın gibi noktasına virgülüne biliyorsun ama adam bunu haritadan sorduğu zaman patlıyorsun. Tabii daha sonrası zaten kolaydı. Bunda bir sıkıntı yok. Harita tekrara bakar hocam. Devamını tekrar yapacaksın haritayı. Haritayı ezberleyeceksin. Evet arkadaşlar biliyorsunuz Türkiye'de ilk defa uygulanan bir sistemle bu sene Tekuzem sizlerle Tekes adını verdiğimiz değil mi? Biliyor musunuz? Hiç duydunuz mu arkadaşlar? İki şık arasında. Duymadın. Tekesi duymayan var. Aa.
Tek hüzem. Tek hüzem şunu söyleyeyim arkadaşlar. Türkiye'de ilk defa bir model uyguluyor. Dikkat edin, bakın linkler de burada atıldı şu an sizlere arkadaşlar. Gerçekten Türkiye'de bu sistemi uygulayan ilk kurumuz. Dikkat edin buna. Yani emin olun bu sistem pardon. Bana internet uyarısı veriyor. Arkadaşlar ses gitti mi? Evet. Arkadaşlar şunu söyleyeceğim size. Yine internet uyarısı verdi ama neyse. Tekes dediğimiz yapay zeka modelli bir sistem burada karşımıza çıkıyor. Sizi her gün, her anda takip ediyor. Nerede konu eksiğin var? Denemelerinin sonuçlarına bakıyor. Nerede eksiğin var? Konu eksiğin hangi konudan? Nereden ne kadar çalışmalısın? Kaç soru çözmelisin? Yani seni senden iyi tanıyan bir sistem ortaya çıkıyor. Çünkü adam senin sistem, bu yapay zeka, bir insan yok karşında. Yapay zeka senin eksiklerini görüyor ve seni yönlendiriyor. Türkiye'de şu anda bunu uygulayan tek bir zaten uzaktan eğitim sistemi var. Orası da Tekuzem'dir. Tekes gerçekten ben hayal olarak görüyordum. Yapılamaz diye bakıyordum. Bu sene Tekuzem'de yapay zeka karşınızda olacak. Sadece soru üzerinde, konu üzerinde düşünmeyin. Ders bazında da arkadaşlar sizin yanınızda olacak. Ders ders, değil mi? Sizi bu yönde götürecek. Dersin içeriğinde konu bazında da bu şekilde. Denemelerde özellikle yorumları artıracaktır sizinle ilgili. Dikkat edin buna. Mesela senin çalışma takvimin, çalışma programın, neyi yapmadığın her şeyi takip eden bir yardımcın var. Ya böyle bir şey ben gerçekten bu yapay zeka dediğimiz bu sistem geleceğin teknolojisi biliyorsunuz. Ben hayal olarak görüyordum. Tekuzem bu sene sizlere bunu sundu arkadaşlar. Evet. Gerçekten bir hayal gerçek oldu. Hayaldi, gerçek oldu. Bu tekes dediğimiz ya da yapay zeka dediğimiz model gerçekten bir hayaldi, gerçek oldu diyelim. Ha bu arada Tekuzem arkadaşlar eğer böyle bir bilgi almak, kayıt yaptırmak istiyorsanız benim üzerimden de ulaşabilirsiniz. Benim üzerimden ses donuyor. Bana uyarı vermişsiniz zaten ses donuyor diye. Şu an donuyor mu? Ses donuyor mu? İyi. Peki. Arkadaşlar benim adımı vererek de kuruma kayıt yaptırırsanız %20 indirim. Arkadaşlar %20 indiriminiz var. Genel kültür yetenek, eğitim, ÖABT tüm branşlarda hepsi var. Bu sadece şu branşa, bu branşa özgü değil. Tüm branşlarda arkadaşlar. İki şık arasında bakın tekes neyi gösteriyormuş? İki şık arasında kalmamız bilgi eksikliği olduğunu gösteriyor. İki şık arasında kalmam bilgi eksikliği değil hocam. Bu tamamen biraz da senin yorumlamanla ilgili bir şey. Sen yorum kısmında bence sıkıntı yaşıyorsun. Bilgi değil de eğer iki şık arasında kalıyorsan o yorumla ilgili şey sorunlardır. Özellikle öncüllü sorularda iki şık arasında kalırsın. Yorumla alakalı şeylerdir. O yorumu da nasıl giderirsin biliyor musun? Soru çözerek giderirsin. Ve senin yanındaki yardımcın kim? Yapay zeka, tekes. Bu tüm bu sorunları hepsini götürecek tek arkadaşlar yanınızdaki yardımcı. Şimdi arkadaşlar benim üzerimden Tekuzem'e kaydolursanız %20 indiriminiz olduğunu söylüyorum. Adımı vermeniz yetiyor. Evet. Hemen şimdi bakalım arkadaşlar. Burada bizim Türkiye'nin turizm değerlerinden bahsetmiş.
Valla Pelin hocam, tekez ya da yapay zeka sen sınıfın içine girene kadar seninle, sınav anında da merak etme, tekezin her şeyi hatırlayacaksın. Evet, hemen başlayalım. Hemen arkadaşlar şunu söyleyeceğim size. Türkiye'ye en fazla turist gelen ülke Rusya. Dünyada Türkiye'ye şu savaştan önce son TÜİK verilerinde en fazla turistin geldiği ülkenin Rusya olduğunu, en fazla turist gelen komşumuz sorulursa iş değişiyor. Onun da Bulgaristan olduğunu hatırlayalım. Bildiklerini unutturmayacak işte Tekes sana. Bunu unutturmayacak. Ya bu, bakın, belki size hayal geliyor olabilir ama gerçekten şu Tekes, yapay zekanın ben şu anda tek üzerimde oluşunu gerçekten hayal olarak görüyordum. Hani bunu girip kullanmak lazım, ne olduğunu şu an belki ben size tarif edemiyorum. Bu konuda teknik birim size belki de şey bilgi verebilir. Gerçekten böyle bir şey yok. Ha, bir hayaldi ve gerçek oldu. İnşallah atanmanız da şu anda hayalleriniz. Tekes'le beraber, Tekuzem ailesiyle beraber inşallah gerçek olur. Bilgi almak için form doldurdum hocam, Pelin hocam. Hadi bakalım, hayırlı olsun Pelin hocam. Adımı ver, %20 indirimim var. Adam yazmış çalışma. Bak ne yapıyormuş Tekes. Çalışma programını planlatıp yaptırıncaya kadar ses senin peşini bırakmıyor. Resmen bilgi öğrenene kadar arkadaşlar. Bakın arkadaşlar, ben gerçekten hayal olduğunu düşünüyordum. Ya yanınızda sınavı size götüren bir sistem var. Ve bu sistem yapay zeka. Yani geleceğin teknolojisi şu an sizde arkadaşlar. Nerede bu? Tek üzerimde. İnanılır gibi değil. Ya bunu bana Mehmet Durullah hocam ilk anlattığında bana şaka, ben ya inanmıyordum, ya olamaz diyordum, bu yapılamaz. Burada mı şu anda ya? Bağlansın şuraya ya. Aynen Sefa hocam da. Burada mı şu anda ya Mehmet Nurullah? Bizi duyuyor musun? Sistem yönet Muhammed Bey. Mehmet Nurullah bir link atın ya. Gelsin ya, bekliyorum. Projesiz derse beklediğim. Gelsin ya. Gelsin, bize bir şenlik gelsin ya. Neyse, en fazla turist gelen komşumuzun arkadaşlar, en fazla turist gelen komşumuzun Bulgaristan olduğunu söylüyoruz. Bir milyoncu olduk onlara göre. Biliyorsunuz bizim para değersiz. Oradan bozduruyor. Bizden ne yapıyor? Alışveriş yapıp gidiyor arkadaşlar. Dikkat edelim buna. Bulgaristan en fazla turist gelen komşumuzdu. Yine ön lisansa soru geldi, hangisi İstanbul'un değerlerinden biri değildir diye. Burada Selimiye Camii'ni vermişti. Edirne'den Selimiye Camii'ni vermişti. Ve bu haritadan arkadaşlar geçen sene, bir önceki arkadaşlar, kızımı yazdıracağım önümüzde buraya. Aynen. Bu notu nasıl alabilirim? Elif Sıla. Instagram'dan bana ulaşacaksınız. Instagram'dan bana ulaşacaksınız. Instagram'da beni takip edeceksiniz. 18'de 18 yapacaksınız. Bu adresi belli. Koray Hocam coğrafya. Bu işin adresi belli. Aşk olsun. Evet. Aynen. UNESCO sorusu kolaydı. Selimiye Telegram da var. Doğru. Teşekkür ederim Pelin Hocam. Selimiye Camii, Edirne, Taşköprü. Bak bu Taşköprü'den çok vardır. Sorulamaz ama Edirne'de de var. Bakın İstanbul'un tarihi mekanları. Kuleli Askeri, bu Kuleli. Pierre Loti Tepesi, Ayasofya, Sultanahmet, Rumeli Hisarı, Galata Kulesi, Topkapı Sarayı, Dolmabahçe Sarayı, Kapalı Çarşı çok önemli, Yerebatan Sarnıcı, Kız Kulesi, Kız Kulesi ile Kız Kalesi'ni karıştırma. Kız Kalesi nerede? Kız Kulesi İstanbul'da ama Kız Kalesi nerede? Nerede bakayım? Kız Kalesi nerede? Hop, neredeymiş? Ahmet Kaya hemen cevap verdi. Mersin'de olduğunu görüyoruz. Haydarpaşa Garı, Fener Rum Patrikhanesi. Dikkat edelim. Hadrianopolis, Karadeniz'in zeugması. Mozaik var burada. Karabük'te
Hadrianopolis, Karabük'te. Cumalı Kızık, Osmanlı'nın doğuşu ve Bursa Ulu Camii önemli. Troya ve Asos. Geçen iki tane tünel açıldı. Bakın son şeyde Pirin Kayalar tünelini sordu. Yine notlarımız arasında mevcuttu. Instagram yayını yaparız demiş. Nurullah Hocam müsait değilmiş. Müsait değilmiş arkadaşlar. Nurullah bir yer Instagram'da canlı yayın yaparız onunla. Tek kez anlatırız. Troya ve Asos arkadaşlar. Çanakkale'de iki tane tünel açıldı bu arada. Dikkat edin bak soru gelebilir bu tünellerden. Yine bahsedeceğiz. Notlarını hazırlıyorum şu anda bunların. Bergama ve Efes UNESCO miras listesinde ikisi de. Hatta aslında da çıkmıştı. Birden fazla değer vardır diye İzmir'i sormuştu. Meryem Ana nerede arkadaşlarım? Instagram'da orta öğretim sınavından önce deneme çözeceğim arkadaşlar. Destek olacağım size o konuda. Meryem Ana yine İzmir'de, Alaçatı İzmir'de. Sart, Lidya başkenti Sart Manisa'da. Afrodisias çok soruluyor son dönemde. Bergama'ya sonsuz selamlar. Aydın'da, Milet Didim Aydın'da. Şantos, Leton. Bak az bir şey de olsa Antalya'da kayıyor bu. Kinidos, yine Kaunas'ta vardı. Bu Mira antik kenti, kaya mezarları arkadaşlar. Şu hatta Mira'yı karıştırdı şu kaya mezarları Muğla'da. Denizli'ye dikkat. Ben şunu söyleyeyim size. Santos, Leton, Kinidos ve Kaunas, Muğla. Bak şu üçü önemli. Denizli'den Hierapolis ve Traverten, Pamukkale Travertenleri önemliydi. Antalya her zaman soru potansiyeli taşır. Ya Antalya ya İzmir derim ben. İkisinden birini soracaktır ki. Bir önceki sınavdaki komisyon Termesos'u sormuştu. Bunlar da yine Bergama Efes'i sordu. Olimpos, antik kenti, Aspendos tiyatrosu, tarih antik tiyatrosu. Patara, çok kritik bir antik kent. Demre, Perge, Mira, bunlar hep şu antik kentlerimiz. Side ve Termesos arkadaşlar. Termesos oldukça önemli. Mersin'e geldim. Kız Kalesi, Kız Kulesi, İstanbul, Kız Kalesi, Mersin. Dikkat edelim bunlara. Cennet Cehennem Obru yine Mersin'de. Eshab-ı Kehf Mersin'de. Eshab-ı Kehf Yedi Uyurlar Mağarası Mersin'de. Saint-Pierre arkadaşlar. Saint-Pierre Kilisesi Hatay'da. Dünyanın ilk mağara kilisesi diye geçiyor. Hristiyanlık alemi için oldukça değerli bir yer. Dikkat edelim. Varda Köprüsü Adana'da. Az önce demiştim ya bak Taş Köprü. Bak Edirne Taş Köprü, Adana Taş Köprü. Bu birçok yerde var bu Taş Köprü'den. Yine Kapadokya, Nevşehir önemli. Çatalhöyük, Kilistra ve Mevlana, Konya. Beypazarı Osmanlı'nın değil mi? Hımış, Mesken, tarihi evleri ve Frigya başkenti Gordion, Ankara'da. Cacabey Medresesi, Anadolu'nun önemli medresesi Kırşehir'de. Hattuşa, Hitit başkenti Boğazköy ve Alacahöyük, Çorum. Yine arkadaşlar Divriği Ulu Camii, neydi bu? UNESCO miras listesine ilk giren yer Sivas'taydı. Devam ettim. Kommagene. Kommagene Krallığı. Perge yazmışız, yanlış yazmışız. Bu Perge değil, bu Perre arkadaşlar. O R, tamam mı? Yanlış yazmışız. Perre antik kenti ve Nemrut'ta Adıyaman'da. Dikkat edelim bak. Perge neredeydi? Perge Antalya'da. Buradaki R ile. Perre. Re. Perre antik kenti Adıyaman. Yine Zeugma. Dünyanın en büyük mozaik, açık hava mozaik müzesi Zeugma Gaziantep'te. Yine Diyarbakır surları, Hevsel bahçeleri, Çayönü, Anadolu'daki ilk köy yerleşmesi Çayönü nerede? Diyarbakır'da. Göbekli Tepe'nin ismi değişti. 12 Tepe olmuştu. Balıklı Göl ve kerpiç mesken mimarisiyle Haran evleri, Göbekli Tepe, Urfa, bunlara dikkat edelim. Yine ÖSYM'nin sevdiği bir il Mardin, tarihi taş evler değil mi? Taş ev mimarisiyle ünlü şehrimiz Mardin. Darül Zeferan Manastırı sorulmuştu. Zinciriye Medresesi, Kasımiye Medresesi, Darül Zeferan ve Kasımiye sorulmuştu. Dara yine Mezopotamya'nın Efes'i diye geçiyor. Dara Mardin'de çok önemli.
Hasan Keyf Batman'daydı. Nemrut Kaldera Gölü Bitlis'teydi ama ben Bitlis'e Ahlatı'da yazarım. Dikkat edelim. Van yine Doğu'nun önemli şehri. Akdamar Kilisesi Van Gölü içerisinde. Başkale travertenleri. Su altı peribacaları diye geçiyor ama bunlar birer mikrobiyolittir. Su altı peribacaları diye geçen Van Gölü tabanındaki mikrobiyolitler önemlidir. Yavuzlar peribacaları nerede yine? Van'da. Van'a Dokya'daydı. Yine arkadaşlarım Kars'ta kimi gördük? Ani'yi gördük ki Ani de önemli bir yine değerimiz. Rize'de kim vardı? Zil Kale vardı. Erzurum'da Narman, Kırmızı Periler Diyarı, Emir Saltuk Türbesi, Üç Kümbetler Erzurum'da önemliydi. Trabzon'da ise Sümela Manastırı yine önemli olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Evet, kıymetli dostlarım, Türkiye'nin önemli turizm alanlarına değindik arkadaşlar. Bu slaytı yine benden isteyenler varsa bana Instagram'dan ulaşabilir ya da Telegram'dan, fark etmez tanıyanlar. UNESCO miras listesi, ben size şunu söyleyeceğim arkadaşlar, 17 tanesi kültürel, 17'si kültürel, ikisinin karma olduğunu, karmaların artık soru değeri taşıdığını söyleyelim. Kimdir karmalar arkadaşlar? Kapadokya. Yani karma derken hocam neyi kastediyor bu karma? Yani hem kültürel değerler var hem de doğal. Ve Pamukkale arkadaşlar, Pamukkale yani Hierapolis, şu zaten bu bir tanedir. Bu arkadaşlar, burası ikisi karma, diğer 17'si kültüreldir. İşte Edirne Selimiye Camii, İstanbul'un tarihi mekanları, Bursa Cumalı Kızık, Osmanlı'nın doğuşu, Safranbolu evleri, Karabük, Hattuşah, Hitit başkenti, Ani yine Kars, Divri Ulu Camii ki ilk dahil edilen alanda önemli, Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri, Şanlıurfa Göbekli Tepe, Adıyaman Nemrut Dağı, yine Çatalhöyük Konya, Santos Leton hem Muğla hem Antalya, ikisinde beraber yer alıyor. Yine Afrodisyas, Aydın, Troya, Çanakkale arkadaşlar, hem Efes hem de Bergama İzmir'den olduğunu söylüyoruz. Çıktı zaten sınavda bu soru. UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı. Kimi sormuştu burada? Kırşehir'i sordu. Müzik alanında girmişti. Kırşehir'i sordu. Tasarım alanında İstanbul, el sanatları, halk sanatlarında ise Bursa'yla Kütahya'yı göreceğiz. Hocam gastronomide 4 tane var. Tam sorulu. Hatay, Gaziantep, Kayseri, Afyon. Gastronomide 4 il var. Tam 5.'si yanlışlık oluyor. Tam soru. Nedir bu? Yemek alanında girmiştir. Türkiye'nin ilk ve tek jeoparkı, yanık yöre, yanık ülke, yani Kula. İnsan ayak izi vardı. Dikkat edelim bak Kula'ya. Aynen, dokuma sorusu da güzeldi, doğru. Küre Dağları, Türkiye'nin ilk ve tek Pan Parkı. Hocam Pan Park nedir? Avrupa'da doğasıyla, doğal yaşamıyla arkadaşlar, dikkat edelim. Bu doğal yaşamı, doğası güzel olan sahaları korumak için yapılan bir proje diyelim. Türkiye'nin ilk Pan Park alanı, doğal hayatı koruma alanı, Avrupa tarafından seçkin alanlara verilen bir ünvandır. Türkiye'de ilk ve tek Pan Parks alanımız Küre Dağları, Kastamonu, Bartın, Sinop hattında kalıyor. Dünyanın ikinci büyük Kaldera Gölü, Nemrut, Bitlis'te olduğunu söyleyelim. Mekem Ağrı, dünyanın nazar boncuğu, Konya'da. Ülkemizin tek traverten set gölünün yine Otlukbeli, Erzincan olduğunu. Türkiye'nin Maldivleri, Salda Gölü, Türkiye'nin Maldivleri diye karşımıza çıkmıştı. En büyük doğal gölümüz Van Gölü, dünyanın en büyük sodalı gölü Van Gölü. Balık miktarı en fazla olan gölümüz Van Gölü. Eğer bir gölün tabanı
deniz seviyesi altında kalıyorsa ben buna kripto depresyon diyorum. Bu özelliğe sahip tek bölümümüz Sapanca'dır. Ne demişim? Kripto depresyon. Evet. Kimmiş bu? Deniz seviyesi, tabanı deniz seviyesinin altında kalıyorsa ben buna kripto depresyon diyorum. Dikkat edelim buna arkadaşlar. Bizim için önemli. Kayak tesislerinde şurayı bileceksin. Tüm hepsini toplasan bir Uludağ etmiyor. O yüzden kış turizm potansiyeli düşük olan Marmara, kış turizm gelirinde, kış turizminde birincidir. En fazla, değil mi? Burada Uludağ öne çıkar. Reklamının iyi yapılması, pazara, nüfusa yakın olması, ulaşımın kolay olması Uludağ'ın bu şekilde öne çıkmasını sağlamıştır. Reklamı iyi, ulaşım kolay, pazara yakın, yani nüfusa yakın. Türkiye'nin mağaraları, hemen ben size şunu söyleyeceğim. Türkiye'de çok mağara var da, turizm açılan ilk mağara, İnsuyu Burdur. Türkiye'de turizm açılan ilk mağara, birinci notum bu olsun. İnsuyu Burdur. Türkiye mağara envanterine giren ilk lav tüpü mağara, Hatay, Hassa, Maldeli lav tüpü mağarasıdır. Dikkat ediyorsunuz. Türkiye'de turizm açılan ilk mağara İnsuyu, Burdur'daki İnsuyu ve mağara envanterine giren ilk lav tüpü mağaramız kimmiş? Hatay, Hassa, Maldeli lav tüpü mağarası. Dünyanın yedi harikasında güncelden gelebilir bir soru. Machu Picchu şu andaki güncel yedi harika. Peru, Kolezyum İtalya, Çin Seddi Çin, Taç Mahal Hindistan, Petra Antik Kenti Ürdün, Chichen Itza Meksika. Ama bu yeni yedi harika. Bu yedi harika arkadaşlar. Bu yeni yedi harika. Sosyal medyada vesaire 3-6 biri yok burada. Kurtarıcı İsa heykeli arkadaşlar. Kurtarıcı İsa heykeli Brezilya diyeceğiz arkadaşlar. Bunlar sosyal medyada yapılan oylamalar sonucunda ortaya çıktı arkadaşlarım. Eski yedi harikada Keops piramidi, Babil'in asma bahçeleri, Zeus heykeli, Rodos heykeli, İskenderiye feneri, Halikarnas mozolesi ve Artemis tapınağı. Eski yedi harikadan hangileri Türkiye sınırlarında kalır diye sorarsa Halikarnas mozolesi ile Artemis tapınağını verebiliriz. Turizm koridorları var. Mersin, Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin. Din, inanç koridoru. Ne biliyor musunuz bunun amacı? Turiste diyor ki kardeşim hoş geldin, sefa getirdin. Ben sana turizm koridorları açtım. Buraları gez diyor bak. Yol da var, ulaşımı da kolay. Bu ulaşım güzergahı da var. Ben sana burayı güvenli hale getirdim. Sen burada gez. Asa din, inanç koridoru. Gez, buyur rotan bu olsun. Erzincan, Erzurum, Ağrı, Kars, Ardahan, kış koridoru, kayak koridoru. Artvin, Rize, Bayburt, Gümüşhane, Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun, yeşil yol ya da yayla koridoru. Bursa, Balıkesir, Çanakkale arkadaşlar zeytin koridoru. Edirne, Tekirdağ, Kırklareli ise Batı Trakya kültür koridoru diye karşımıza çıkıyor. Efendim Pelin. Pelin hocam. Yeni yedi harika tabii. Şu an 2000 yani şu bu şu an güncel. Bu şu an güncel hali. Çok çok eskiden şunlardı. Bu eski harika eskidendi. Bu güncel hali şu gösterdiklerim üsttekiler. Evet arkadaşlar. Kıymetli dostlarım, ben Koray Hoca, Teguzem'in canlı dersinde birlikteydik. Kıymetli dostlarım, dediğim gibi benim ismimi verirseniz %20 tüm branşlarda, tüm alanlarda %20 indirim hakkına sahip olacaksınız. Arkadaşlar, ben Koray Hoca,
tek düzen canlı dersinde birlikteydik. Dediğim gibi benim üzerimden indirim miniz var %20. İstediğiniz kısmı alabilirsiniz. Alan, eğitim, kültür, yetenek fark etmez. Hocam Instagram'da aç şeyi, benim hikaye bildirimimi ya da gönderi bildirimi paylaşacağım ben. Bu yarın akşam canlı deneme var diyorum zaten. Kıymetli dostlarım, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.